Evet. Büyük göç başladı. Kavimler göçü. Bunların hepsi motora binecek. Evet. Karadeniz yolcusu kalmasın. Bir kamyonet malzemeyi sığdırdık yine buraya. Daha düzgün ol. İnönü hakka düşüyor ben otelimi. Fakir. Fakir fakir. Ya ya ya. Fakir fakir usta. Olmuş mu bir sor. Ol, abi ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bizim üstad. En az, en az 5 milyon da nargilesi var bizi bir yapmayı biliyor. Hay Allah he. Bu da bizim komşu. Raşit merhaba ki Raşit. Bolulu komşu. Çok süper, çok süper. Abi farı indir. Farı yüzüne ver. Taşı yüzüne ver. Tamam. Bakayım seni tanır. Sağ olasın. Bu çok dolaşıyor. Hay Allah he. Afiyetle içeceğiz sırayla. Arada üfleyin mi diyor ona. Mama bu pamı hem çiz edip. Ulan şu sabah. Ne hala bu para bunu? Ha? Çek çek ateşi boşa geçirme. Kumbay kumbro. Koca bide. Koca bide tok dedi bide. O da bunu zor bide. Sabit o bide. Fabrika bacası gibi. Fabrika bacası gibi çekiyor. Bale. Bana da tercih ya. Abi çocuğa bir cinakla... Sabah 9'da çıktığımız yola Ankara'dan Uzungöl'e akşam 9 gibi ulaştık. Tabi birçok yerde konaklaya benzin istasyonlarında benzin alarak, su içerek, bekleyerek o şekilde geldik. Yerimde burası. Arkadaşlarla akşamlar gibi görüntüledik. Bunlar da Şırnak'tan geliyorlar.
Burası böyle bir kamp alanı. Uzun yolun içinde de var kamp alanı. Ama böyle buraya kadar sakin değil. Uzun yolun içi çok kalabalık. Her yer bina, her yer otel, restoran. Işıklandırılmış. Yani gecesi ışıklar güzel ama yani kalabalık çok. Kalabalık ve gürültü çok. O yüzden böyle derenin sesini duyamazsınız orada. Böyle doğayla iç içe olamazsınız. Kalabalık bir şehir gibi olmuş. Yani oranın gölünü, güzelliğini göreceksin. Böyle sakin bir yerde de kampını yapacaksın. Rahat uyuyabilmek için. Şöyle çıktık arkadaşlarla. Böyle bir güzellik var burada. Şimdi kantaronotu bulup çay demleyeceğim. Kantaron çayı. Bizim orada vardı. Kamp alanında vardı ama daha biraz daha el değmemiş bir yerlerden bulacağım. Biraz sabah sporu yapalım dedik. Su tertemiz, içi gözüküyor. Yüzmek isteyen için çok güzel yüzülür de yani. Alabalık da var içinde. Ara ara bazen görüyorum. Abi de oraya kurmuş çadırını. Tam yarımada gibi orası. İleride şurada sol tarafta ücretli piknik alanı da var. Tam böyle derenin içinde burası. Vadinin içinde. Böyle kayaların arasından gidiyor. Evet, burası da böyle. Camisiyle, mescidiyle böyle de akan güzel şırıl şırıl deresiyle burası da böyle. Burada da yine bir kamp alanı, piknik alanı var. Fettahoğlu Otel var. Bu tarafa doğru yol gidiyor, oraya da. Çiftlik restoran. İnan kardeşler, alabalık çiftliği.
böyle kamp, piknik, çay bahçesi, macera parkı, ne ararsan var. Buradan bir de kuş gitti. Tertemiz, sular billur. Çok güzel. Bu cami de yeni yapılmış böyle. Çok şahane, yapanların eline sağlık. Uzungöl'de var tabii. Bu tarafta da olması lazım. Burası Uzungöl'ün 5-600 metre üst tarafı hemen. Bu su Uzungöl'e gidiyor şu an. Evet arkadaşlar, bu gördüğümüz yer Ada Park ve Dere Park apartlarıymış bunlar. Apart otel de var yani. Böyle böyle köprüden geçiyorsunuz, ikisine de ulaşıyorsunuz. Her ikisinde ayrı ayrı köprüsü var. Şu da buradan böyle kameradan küçücük gibi gözüküyor ama böyle buradan baktığınızda devasa büyüklükte. Yani küçük gibi gözüküyor ama bayağı büyük. Evet arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz apartların fiyatlarını sorduğum Temmuz 2021 itibariyle 300-350 TL arasında olduğunu söylediler. 300 TL'ye de biraz zor bulursunuz dediler. Yani en uygunu 350 TL. 1 artı 1 apart. 5 kişiye kadar kalınabiliyor dediler. Yani hani çadırı tercih etmek istemeyenler bu apartlarda 350 TL'ye geceliği kalabilirsiniz. Mekan güzel. Alabalık mevcut. Bıldırcın eti mevcut. Orada bıldırcın yazmış. Yani değişik lezzetlerden mevcut burada. Çaylar zaten süper. Muhlaması meşhur. Her şey var. Şurası derindir. Suyun içi billur. Sabah yürüyüşü yaparken böyle bir şelaleye denk geldim. Şelale ama çok güzel. Su cam gibi tertemiz. Böyle yol boyu yürüyüş yapıyorum. Bu tarafta yol var. Şelalede yolun hemen kenarında. Çok şahane. Şelalenin içine atlayasım geliyor tam şuraya. Tam oraya atlayasım geliyor.
o kadar billur, o kadar temiz ki. Selam, hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Ballar ne kadar abisi? Abi değişiyor fiyatlar. Mesela? Mesela 50'den başlıyor fiyatlar. Ne balı onlar? Çiçek balı, yani çiçek, sılık, kestane, karışım, değişik ballar, anzer. Anzer ne kadar? Anzerin fiyatı 1000 lira kilosunu. Kilosu 1000 lira? Evet. İlaç olduğu için mi o? Evet, bir de az olduğu için, az çıktığı için biraz biraz bağladık. Muhurlu geliyor. 1000 TL öyle mi? Evet. Neye faydası var? Şekere, kansere, her şeye faydası var. Bu doktor bitti yere bu geliyor. Şu ne? Bu karakovan var. Karakovan, tahmin ettim. Koyun, tahmin ettim de. 50'den başlıyor, 1000 liraya kadar var diyorsun. Evet. Memleket neresi? Benim Suriyeliyim ama buranın sahibi ki. Anladım. Sen yardım ediyorsun. Evet. Çok güzel. Evet, alabalık gidiyor arkadaşlar. Hemence derine kayboldu. Ya bir dur şurada işte, görüntüleyelim ne var yani. Atlıyorlar orada. İlla su altı kamerası lazım. Kantaron otu kaynatıp onun çayını içeceğim bugün. Normal çayım da var da. Kantaron çayı böyle yere gelince deniyorum. Efil efil esiyor. Manzaram da bu. Çaya karşı çekirdek çitliyorum. Bugün Uzun Göl'ü gezeceğim. Oradan da Ayder Yaylası'na çıkacağım nasip olursa.
rüzgardan saçlar durmuyor arkadaşlar. Bu arka taraf üzüldüğüne gidiyor. Yoksa böyle bir şeylerle yapabilir. Orası yukarıdan benim kamp alanım olduğu yerden gelen diyor. Bu taraftan geliyor çay. Böyle devam ediyor. Bu şekilde üzüngöle sene önce de gelmiştim. Bunu bir arkadaşım. Burası bir doğa harikası. Buradan küçük gibi gözüküyor ama orası 10 metreden fazla. Burada duvarın üstüne gittiğinizde bayağı yüksek olması. Böyle cam gibi. Tertemiz. Dibine kadar gözüküyor. İki sene önce de gelmiştim buraya. Yine kalabalıktı. Yine kalabalıktı. El ele bayramlar bir de. Full insan. Araplar da çok tercih ediyor burayı. Yapılaşma da bayağı oldu. Yani doğaya aykırı olmayacak denir ama bu asansör burada biraz doğaya aykırı olmuş. Diğer taraflar ahşap kaplama. Evler ahşap kaplama. Pansiyonlar ahşap kaplama. Onlar bir nebze ama yapılaşma çok. Uzun göründü. Böyle işte arkadaşlar.
buranın maskotu. Her yerinde var buradalar. Burada çocuklar için eğlence mekanı. Aynısından 5-6 tane var bunda. Buraya geldiğinde çocuklarınız da rahat eder yani. Tamam hadi. Abi çekme. Tamam çekme. Sağına sağına. Hafif sağ koluna doğru düş. Burası da hediyeli eşyaların satıldığı yer. Burası da yine girişte hediyeli eşyaların satıldığı yer. İki sürmene bıçağı varmış burada. Kemençeden saat. Yatın, ağzı çalışma olur.
aslında böyle. Turistlerin uğrak bölgesi burası. Bunlar da uzun yolun yamaç ara sütçüleri. Böyle gölün üzerinde süzülüyorlar. Burada para suçlu yerleri böyle gidiyorlar. Uzun yol doğa harikası arkadaşlar. Yani yapılaşma olmuş etmiş. Geri çevirmek mümkün değil. Ona yapabilecek bir şey yok. Ne olursa olsun yine de gelinip gezilip görülmeye değer. Bu karşıki dağlardan yamaç paraşütçüleri atlıyor ve süzüle süzüle o karşı tarafa konuyor. Çok güzel. Bu dağlar da bayağı uzak, yani böyle buradan yakın gibi gözüküyor da bayağı uzak oralar. Hem yüksek hem uzak. Uzungöl'de bayram trafik karıştı. Her yer insan. Meşhur camisi Uzungöl'ün. Burası da tarihi köprüsü. Trafiği motorlu jandarmalar kontrol ediyor.
o tarafa gitti. Bir tane GS800 vardı. Orada da iki tane Afrika Twin var. Su billur bir şekilde akmaya devam ediyor. Ördekler burada. Allah devletimize zeval vermesin. He? Allah devletimize zeval vermesin amin diyorum. Amin. Amin. Bayramımız var. Sağ olasın sizin de.